Efendim Arda ile omuz omuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bu tezgahta acayip yakışıklı, süper düzgün ve şahane bir misafirim var, Halil İbrahim Ceyhan. Halil İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber? İyi, sen nasılsın? Ya biraz tedirgin görüyorum seni geldiğinden beri. Özlem biraz endişelendirdi mi seni? Yani biraz özgüvenimi yüksek görünce sen şimdi ne yapacaksın hadi bir bakalım falan gibi oldu. Ya, o da beni biraz tedirgin ediyor. Bak onun en sevdiği şey bu böyle hani... Manipüle ediyor. Evet ya. Ben mesela bunu istemiyorum ama gelen bütün misafirlerimi önden bir manipüle ediyor. Bu tamamen şey böyle hani acaba yapabilecekler mi yapamayacaklar mı diye. Ama telaş ettirmek istiyor bize. Yemekle aran iyi. İyi yaparım yani mutfağa giriyorum kendi yemeğimi kendim yapıyorum filan. Yaparım her şeyi yaparım yani yalnız yaşıyorum zaten ama öncesinde de işte anne mutfağına girmişliğim var ona yardım etmişliğim var. Bir de bu taraftan nasıl oluyor acaba hiç görmediğim bir şeyi tarifle yapmak ufak çaplı bir macera gibi bakalım nasıl çıkacağız sizin için. Genellikle böyle çok ablalı ve tek erkek çocuklu evlerde erkek çocuğa hiçbir şey yaptırmazlar. Sende kaç abla var? Bizde 5 tane var. Maşallah 5 kız kardeşim. Ama yok onlar şöyle... beni mutfağa alırlar falan. Hatta evde toplandıkları zaman bir kahve falan olay olduğu zaman abla bir kahve içelim mi falan kahveyi ben yaparım. Ne diyorsun? Yani, vallahi mi? Oh, hadi sen yap falan olur o. Helal olsun. Yani illa mutfağa giriyorum. Harika. O zaman el becerilerin ve el melekelerin gelişmiş durumda. İnşallah evet. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Aslında bizim tanışmamız böyle normal ne bileyim televizyondan, diziden, oradan buradan filan değil. Biz bayağı Maslak Atatürk Otosanayi'de tanıştık yani. Evet. Çünkü onun da bir otomobil tutkusu var, benim de bir otomobil tutkusu var. Tesadüfen tanıştık, hoş bir sohbet. Kısmet bugüne buradayız. Buradan Oğuzhan'a da selam söyleyelim. Evet evet, ortak arkadaşımız Oğuzhan'a da çok selamlar. Fakat tabii kim derdi ki günün birinde böyle o otomobil sohbet muhabbetten kalkıp da gelip burada tezgahta birlikte bir yemek yapacağız. Çok güzel bir an olacak bizim için. Aynen öyle. Yani çok güzel bir adamsın, içten bir adamsın. Eyvallah. Seni ilk tanıdığımda da çok sevmiştim. Yani böyle bir şey paylaşıyor olmak da benim için gerçekten farklı bir durum, güzel süper bir durum. Aynı şeyleri düşünüyorum. Gelmeden önce çok de onu söylemiştim. Umarım bugün çok keyifli ve eğlenceli İnşallah, bir yemek yapacağız. İnşallah, hadi bakalım. Seninle beraber bir bal kabaklı gnocchi yapacağız. Oo. Evet. Buna güzel bir sos bağlayacağız. Hı-hı. Baharatlarını falan birazcık böyle tütsülendireceğiz. Ondan sonra süper güzel ve lezzetli bir yemek yapacağız. Hadi inşallah bakalım. Ben senin el melekelerinin bu yemeği çok iyi yapacağını İnşallah. Tahmin deneyeceğiz. Vallahi harika bir insan, çok iyi bir oyuncu ve muhteşem bir kişilik. Bence mutfakta bugün harikalar yaratacak. Çünkü biz onunla bu tarifi yaparken çok iyi anlaşacağız. Ya keşke senaryoyu daha önceden almış olsaydım. Ona bir çalışırdım yani en azından. Biraz sonra bütün kılıçlarımızı kuşanacağız Arda Bey. Ekranlardan oyunculuğunu, genel karakterini, kişiliğini çok sevdiğiniz Halil İbrahim. Bir de bal kabaklı gnocchi yaparken izleyeceksiniz şimdi. Sınıfta kalacak. Hiç bir şey olmaz. Hazır mısın? Hazırım buyurun. Hadi başlıyoruz. 175 gram yuvarlak olandan, 175 gram kadar önünde duran hazır dilimli olandan. Eyvah. Tamam mı? Ben şimdi biraz kabuklarını bıraktım, güzel bir aroma verebilir diye. Verir mi diyorsun? Sen de mi başladın? Fırın ipi burada, buldum. Fırın ipi. Dümdüz olacak ve acayip gergin olacak, anlaştık mı? Evet, acayip gergin. Harika, harika. Aynı benim gibi. Keten tohumunu alıyorsun. Anason'u alıyorsun. Anason. Kakule tohumlarını alıyorsun. Kakule tohumları, bunlar kakule. Bunlar muhtemelen. Oo çok güzel bir koku geldi. Değil mi? Bu kokuyu bir tarif edebilir misin? Nasıl söyleyeyim? Bir otantik toprak şey de var yani. Cızır cızır ediyor mu? Bir bak istersen fırındakileri. Evet cızırdamaya başlamış orası. Hadi canım bakmadım bile. Parçalayıcımız da bu. Evet ve hızlıca bal kabaklarını çekmeye başladım. Evet. Ne yapıyorsun abi? Ha okey. Sosun tıkırdamaya başladı mı? Evet. Tıkırdadı mı? Evet tıkırdıyor. O zaman onun altını kapat lütfen. İçim kaynadı benim. Su kaynamadı, ben kaynadım. Hızlıca başlıyoruz. Önce iki şeyi hatırlatmak istiyorum sana. Karşında duran detay kameramanın Samet, sana her konuda yardım etmek için heyecan içerisinde. Sabahtan beri diyor ki abi hadi başlayalım da ben bütün tüyoları, detayları vereyim diyor. Okey. İki, önünde bir kırmızı beyaz torşon görüyorsun. Onu kaldırdığın anda işlem başlıyor. Şimdi iki farklı bal kabağı var. Tam karşında duruyor torşonun altında. Benimle misin? Evet. Evet. İki tane bal kabağı var. Bunlardan bir tanesi küçük yuvarlak olan. Senden ricam şöyle büyükçe bir bıçak al ve bunu ortadan ikiye doğru kes lütfen. İki farklı bal kabağı kullanacağız ve bunlardan toplam 350 gram kadar bal kabağı yapacağız. Anlaştık mı? Okey. Şimdi önce ortadan ikiye kestiğin bal kabağının içerisindeki çekirdekleri lütfen bir kaşıkla çıkartıyorsun.
Eğer benim dediklerimi tekrar edersen benim arkamdan, o zaman birlikte tam böyle bir mutfak koordinasyonu içerisinde gitmiş oluruz. Evet, şu anda çekirdekleri çıkarmaya uğraşıyorum. Evet. Bakalım, bunları aslında çöpümüz... Kaşıkla çıkartabilirsin son derece hızlı vaziyette. Şöyle. Eğer tabak filan istersen arkanda bizi ayıran tezgahta duruyor. Tamam. Şimdi bunu... Sen çıkarmadın değil mi bu arada? Hangisini, çekirdekleri mi? Evet. Çıkarttım ya. Hayda. Çıkarttım, doğruyorum. Şimdi bizim 350 gram kadar bal kabağına ihtiyacımız var. Yarı yarıya yapacağız. Yani aşağı yukarı ama 175 gram kadar şu anda önünde dilimli olan yumuşak kabaktan, geri kalanını da ortadan ikiye kestiğimiz bal kabağından yapacağız. Okey. Tamam. Şimdi tamamdır. Önce bu kabuklu olan kısımlarını hızlıca ayırıyorum bal kabağının. Çöp tenekesi hemen yan tarafında var. Diğer bal kabaklarını ayırıyoruz değil mi? Bak şöyle, 175 gram kadar yuvarlak olandan, 175 gram kadar önünde duran hazır dilimli olandan. Eyvah. Tamam mı? Tamam. Bu 175 gramları nasıl yapacağım dersen, yuvarlak bir tane hassas terazi var. Onun açılış kapanış düğmesine basıyorsun. Bal kabaklarını üstüne koyabilirsin direkt. 175 gram. Şimdi ben yaptım. Vallahi 176 gram tuttu. Bak, el değil. Bu mu terazimiz? Kantar. Samet'e sor. Samet biliyor hepsini. Terazi bu mu? Samet yardım etsene. Bakalım. Samet. Ediyor musun Samet yardım? Ediyorum abi. Et. Et, beni mahcup etme. Siyah parçayı kendime doğru çekiyorum. Evet. Ha. Oldu mu? Tamam mı? Abi bakıyoruz. Harika. Şimdi... Koydum. Harika. Ama bunun ayarları biraz bozulmuş galiba. Abi düğmesine bastığın zaman zaten 0-0-0 yapıyor. Başka bir şey yok. Sana hiç böyle dara aldırma falan onlarla uğraştırmadım gördüğün gibi. Evet. Harika. Şimdi... 179 gram. Yani bir 4 gramlık fazlan abi, var. Abi hiç fark etmez. Çok güzel. Ben şu an 323'e geldim. Kabuklu kısımlarını ayırdık. Bu 250, o zaman bunu da ikiye keseceğim falan herhalde yani. 356. Evet, ya toplam 375 gram, 350 gram civarında bir şeye ihtiyacım var, tamam mı? Ben 350 gramı buldum. Hala değiliz. Kaç gramdasın? 228 toplarsak. Harika. Bayağı artıyor yani. Şimdi 350 gramı bulduktan sonra bu bal kabaklarını küçük küçük doğramanı rica ediyorum senden. Çünkü bunları fırınlayacağız. Ne kadar küçük doğrarsak o kadar kolay ve hızlı bir vaziyette fırınlanır bunlar. Buraları temizlememiz lazım, yoksa Allah bir kızacak. Ne yapıyorsam onu mutlaka yıkar yerine koyarım. Annemden de öğrendim bunu da. Onu yıka yerine koy, yenisini al falan. Ama burada öyle olmuyormuş. Nasıl gidiyor? Gayet iyi, hızlı bitiriyoruz harika, herhalde. Harika. Ben senden önce bitireceğim gibi. Gerçekten vallahi gurur duyarım. Mutlu olurum. En azından hani... Özleme küçük. Başlarken söylediğin filan, ben çok iyi yapıyorum filan. Bir de mesela... Kabuğunu soydu mu? Kardeşlerin izler mi seni bu programda? Kaçırmazlar. Ablaların filan. Derler hiçbir mi böyle... Hiçbir şeyi kaçırmazlar. Vay be, nasıl güzel yapıyor filan. Derler, el becerimi seviyorlar. Beni izlemeyi seviyorlar. Şimdi sınıfta kalacağım diye biraz şey yapabilirler. Yok, hiç alakası yok. Asla sınıfta kalmak filan, öyle bir şey ben kabul etmiyorum. 10 numara yapacaksın. Dilimlemeyi bitirdikten sonra bana haber et. Tamam. Çünkü ben dilimlemeyi bitirdim. Fırın tepsisine iki farklı bal kabağını şöyle güzelce yayıyorum. Tamam. Evet. Düz bir zemin olacak vaziyette. Karışık mı? Evet. İkisini birden yayıyorum. Sonra üstüne birazcık zeytinyağı gezdireceğim. Hafifçe. Bir zeytinyağı gezdirdim. Sonra da azıcık tuzla çeşitlendireceğim. Hadi bakalım nasıl olacak. Tamam mı? Şimdi ben yaptım ve fırına atıyorum. Sen de hemen benim peşimden fırına atarsın. Okey. Zamanla da yaşıyoruz. Çok zor. Aynen öyle. Bir 12 dakikada onlar orada olacaktır. Süper gidiyoruz. Ben şimdi, biraz kabuklarını bıraktım. Güzel bir aroma verebilir diye. Verir mi diyorsun? Sen de mi başladın? Hadi bakalım. Şimdi bak. Birinci işlemimizi bitirdik. İkinci işlemimizde ufak bir iple çalışmamız var. İp. Evet. Şimdi önünde bir tane tencere görüyorsun. İçinde su var. Evet. Ve bal kabaklarının olduğu tabağın içerisinde de bir fırın ipi görüyorsun. Öncelikle bal kabaklarını fırına atmayı unutma ama. Hemen fırına geçeceğiz. Harikasın. Şimdi.
Bunlar değil. Ufak bir zeytinyağı demiştik. Zeytinyağı, evet, ve tuz. Zeytinyağımız. Sonrasında haber ver, bu ipli olan kısmı anlatacağım sana. Evet. Hadi benimki bir dakika oldu bile fırında. Hemen. Harikasın. Çok hızlıyım zaten. Acayip. Evet. Hiçbir manipülasyona gelmedim şu anda. Hiç gelme. Her zaten şeyi hallediyorum. Kandırmaya çalışıyorlar. Fırınımız işte burada. Evet. Haydi kaç bak. Derecedeyiz? 220 derecedeyiz. Ayarladık. Harika. 220 derece. Zamanlaması burada. Evet. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Evet. Önünde bir tencere görüyorsun. Evet. O tencereyi al, tezgahın üstüne gel. Geldim. Tamam. O tencereyi al, tezgahın üstüne gel. Bir fırın ipi görüyorsun. Fırın ipi burada, buldum. Fırın ipi. Fırın ipini tencerenin iki tane sapına bağlamanı istiyorum. İp tencerenin tam ortasından geçecek ve bir çap oluşturacak. Yani dümdüz olacak ve acayip gergin olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Süper. Mühendislik de var. Tencerenin altındaki suyu yakacaksın ve oradaki suyu ısınmaya bırakacaksın. Okey. Okey, süper. Makine mühendisliği okudum ben. En kolay kısmı ipti ama ip çok zekice bir durum orada. Bayıldım. Vallahi makine mühendisi olduğunu bilmiyordum. Pratik zekası, hızı ve her şeyi böyle etap etap doğru şekilde kurgulayıp yapması bu meziyetinden ötürü olsa gerek. Yaptın mı? Bağladın mı? Bağladım. Şu an tencereyi böyle koydum. Böyle süper gergin değil mi? Acayip. Evet, acayip gergin. Harika, harika. Aynı benim gibi. Ya gergin misin Allah aşkına ya? Altını yak, su kaynasın. Telaş etmenim değil yani. Aksine neşeli olmanı istiyorum senin. Peki 4 derece, 5 derece kaçta açıyoruz 9. bunu? 9. 9. Vallahi 9 yaptım. Vallahi 9. Tamam. Okey. Şimdi hemen baharatların olduğu fırının üstündeki rafa gidiyorsun. Evet. Keten tohumunu alıyorsun. Keten tohumu ne? Bu. Anason'u alıyorsun. Anason. Ve lavabonun üstünde duran kakule tohumlarını alıyorsun. Kakule tohumları. Bunlar bu kakule. Bunlar muhtemelen. Anason. Tamam mı? Hepsi tamam mı? Samet yardım etsene. Kokusunda anason. Bunlar bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bu bence. Bir taraftan Arda Bey'i duymaya çalışıp yani daha önce hani görselleri de olmadığı için bu muydu bu muydu, bir tek keten tohumuydu galiba değil mi? Onu yakaladım. İlk yapacağın şey kakule ile ilgili. Kakulenin tohumu, kakule yeşil ya. Evet. Oradan 4 tane alıyorsun kakuleyi. Şeyin içerisine atıyorsun. Havanın içine atıyorsun. Havan lavabonun üstünde duruyor. Havanın içerisine atıyorsun. Tamam mı? Oo, üstlerine, ne kadar güzel bir havan bu. Üstlerine hafif tokmakla vurup yeşil kabuklarını ayırıyorsun, tohumlarını alıyorsun içinden. Tamam. Sonra kabuklarını ayırıyorsun, tohumları içine atıyorsun. Bir küçük tutam keten tohumu, bir küçük tutam anason tohumu atıyorsun içine. Sonra bizi ayıran raftan pürmüzü alıyorsun. Pürmüzü yakıyorsun ve buradaki baharatları hafifçe pürmüzle kavuruyorsun. Aha. Ama eline bir de kaşık al, pürmüzle yak, hafif karıştır. Yak, hafif karıştır. Tohumlarımız ne kadar olsun? Hepsinden birer tutam. Birer tutam. Evet. Hani böyle miydi birer tutam? Evet. Hafifçe yak, karıştır. Biraz böyle güzel, tütsülü, hafif böyle bir isli bir tat bırakacak bunlar. Pürmüzümüz nerede? Pürmüzümüz ikimizi ayıran rafta. Evet, onu da buldum. Harikasın. Çok iyi gidiyorsun. Temiz bir kaşık. Muhteşem burada. Muhteşem, evet. Gidiyorsun. Isıyla beraber aromaların çıkar. Ama böyle bak, ne yapmanı istiyorum biliyor musun? Evet. Pürmüzle böyle bir saniye tut, çek, karıştır. Bir saniye tut, çek, karıştır. Aksi takdirde simsiyah olurlar. Pürmüzle yakarak hafif tütsüleme işi baharatın bütün aromasını bir anda güzelce ortaya çıkartmasını sağlıyor. Ve olduğu gibi tencerenin içine koyup kremada kaynatmaktansa böyle yaparak kaynatmak çok daha böyle isli bir tat veriyor. Bittiği zaman yemek içeride böyle hafif kavrulmuş bir tat alacağız. İnceden arkadan gelecek. Cızır cızır ediyor mu? Bir bak istersen fırındakilere. Evet, cızırdamaya başlamış orası. Hadi canım, bakmadım bile. Parçalayıcımız da bu. Evet, ve hızlıca bal kabaklarını çekmeye başladım. Evet. Ne yapıyorsun abi? Ha, okey. Tosun tıkırdamaya başladı mı? Evet. Tıkırdadı mı? Evet, tıkırdıyor. O zaman onun altını kapat lütfen. İçim kaynadı benim. Su kaynamadı, ben kaynadım. Bal kabaklı karışımı
olduğu gibi içine döküyorum. Arda abi yavaş. Harika gidiyoruz. Tost sarımsağımız nerede? O da fırının üstünde, hemen ön taraflarda duruyor. Tost sarımsak böyle sarımsak gibi, tost sarımsak gibi gözüküyor. Sarımsak tozu bu mu? Göz attı bana. Hah dedim, doğru o zaman. Halbuki değilmiş. O zaman diğeri yanmak üzere. Bu yandı. Eyvah. Bunu hemen kenara aldık, şöyle bir karıştırdık, böyle duruyor. Su kaynamadı, koysam olur mu? Öyle olmaz. Bak, eğer 2 dakika içinde kaynamazsan seni alacağım, buradan atacağım. Patron kim? Tencere de bilecek, su da bilecek, kepçe de bilecek, fırın da bilecek karşı. Aklını başına al. Al. Bir düşün. Suyla gerçekten konuştuk. Suyla konuştuk. Yemeğimiz bitti sayılır. Seninki de bitti mi? Yok yok, ben biraz dinlendirmeye bıraktım. Nasıl, neyi? Bilmiyorum ki. 3, 2, 1, servis. Nefis. Oo, çok güzel bir koku geldi. Değil mi? Çok güzel bir koku geldi. Şu anda o biraz zedelenen özgüvenin tamamen yerine geldi mi? Evet, heyecan her şeyi bastırdı. Ya olağanüstü. Şimdi hızlıca bir de buna sos yapacağız. Tamam. Genişçe bir tava görüyorsun burada. Onun altını yak ve tavayı ısıtmaya başla lütfen. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Tavamızı yakıyoruz şu anda. Onu da 9 yaptım. O kadar konsantre ki sorulara cevap bile vermiyor. Nasıl gidiyor ya? İyi misin? Bırak şimdi. Keyif alıyor musun? Neredesin? Bittiği zaman şey diyeceksin. Ya ne oldu ya? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum diyeceksin. Abi şu an ben bu kokuya daldığım için. Evet. Çok güzel bir koku çıkıyor buradan. Peki bizi izleyenlere bu kokuyu bir tarif edebilir misin? Yani anason biraz baskın geliyor. Evet. Ama böyle nasıl söyleyeyim? Bir otantik toprak şeyi de var yani. Evet. Evet. Dedim ya, orada da toprak kokusu var falan diye. Acaba işte karıştırdığım için baharatları anlayamadık orada. Ama güzeldi, onu da güzel karıştırdım. Bu oyunu sevdim gibi. Bravo. Yani buradaki bu karıştırma olayı falan gayet güzel. Değil mi? Çok... Bunu bitirdim, şimdi ne yapıyoruz? Okey, onu kenara koyuyorsun. Önünde tavayı ateşe koydun mu? Evet, 9 derecede. Harika. Harika. İyice ısınmaya başlasın. Isındıktan sonra içerisine zeytinyağı koyacaksın. Fakat pastırmaları dilimlemeni rica ediyorum senden. Önünde pastırmalar var. Gördüm. Bunları dilimliyorsun şöyle güzelce. Tamam. Pastırmayı da çok seviyorum. Harika ve bu sosa acayip yakışacak. Nasıl dilimlememizi istersin? Küçük küçük mü? Küçük küçük dilimleyebilirsin. Aynen öyle. Okay. Onları dilimliyorsun ve dilimledikten sonra ısınmış olan tavaya atıyorsun ve pastırmaların birazcık aromalarını çıkartacağız. Diğer tarafta roquefort peyniri var önünde. Yaklaşık 100 gram kadar bir roquefort peyniri var. Evet. Bunu çatalla mevcut olduğu yerin içerisinde güzelce eziyorsun. Tamam. Ve pastırmalar birazcık tavada hafif aroma salmaya başladığı an itibariyle roquefort'u işin içine katacağız. Bu arada su kaynamaya başladı mı? Hayır. Benimki hafiften başladı. İçerisine suyu çeşitlendirmek için birazcık tuz atıyorum ve bir kaşıkla karıştırıyorum. Çaktırma, yanlış açmışız. İkisi de tam gaz yanıyor. Bu arada fırındakiler cızır cızır ediyor mu? Bir bak istersen fırındakileri. Evet, cızırdamaya başlamış orası. Hadi canım, bakmadım bile. Vallahi gerçekten. Baktım. Vallahi aynen, baktın aynen. Mı? Bayağı iyi gözüküyorlar. Tamam. Bu pastırmalar peynirli... ateşi görse yeter galiba. Pastırmaların birazcık ateşte canlanması lazım. Biraz çıtırlaşması lazım. O yüzden koy tavanın içerisine, altını da yak. Birazcık burada hafiften kendi yağlarını salsın, birazcık çıtırdasın, aromalarını bıraksınlar. Pastırmalı yumurta mı yapsaydık? Efendim? Pastırmalı yumurta mı yapsaydık? Pastırmalı yumurta da yaparız da bu yapacağımız tarif çok güzel olacak. Paçanga böreği falan yapıyorlar biliyorsunuz. Ama ben pastırmayı daha çok hani hem sade biraz ateş gösterdikten sonra yiyorum, hem de kızgın tereyağıyla onu terbiyeliyorum falan. Hani çiğ pastırmanın üzerine kızgın tereyağını döküyorsunuz falan. O da onu pişiriyor. Aynı ateşe tutmuş gibi güzel de bir lezzet veriyor. Mesela bak, bu tarifi öğrendin ya. Bir sonraki aile buluşmasında ablaların sana şey diyebilirler, yani kahveyi bırak da bize bir şundan bir yap da yiyelim diyebilirler. Evet, bence de. Bak, gerçekten bir şey söyleyeceğim. Konsantrasyonundan cevap bile vermiyorsun ya, vallahi billahi. Biz arada konuşuyoruz. Evet, peki evet, sana bunlar... yemek yaptırıyorlar mı evde? Yaptırırlar, ben anneme yardım ederim daha çok. En güzel ne yemek yapar annem? Annem çok güzel yemekler yapıyor. Her şeyi kendi usulünde yapıyor bu arada. Ama ne yapıyor yani mesela? Kasap torunuyum ben. Annem de öyle. Yani o tarz yemekler tabii çok fazla. Bizim mantımız meşhurdur zaten. Evet. Nerelisiniz? Sivaslıyız. Mantı salonumuz falan vardı. Oy, yani bayılırım. Benim mantı katlamışlığım vardır. Sarma sararım, mantı gerçekten yaparım. Gerçekten mi? Tabii. İçli köfte yaparım. O çok zordur mesela. Vay ama be. Malzemelerini annem yapsın. Ha, malzemeleri annen yapıyor, katlamayı mı sen yapıyorsun? Evet. Katlaması çok keyifli. Yani şey yapıyor, stres attırıyor insana.
Bazen yemekleri yaparken evde işte annemle konuşuyoruz falan. Anne şöyle yapıyorum diyorum. Evet diyor, onun yaptığı sistem çünkü. Doğru yapıyorsun falan diyor. Hoşuma gidiyor. Gerçekten de bak anneni de tebrik etmek lazım. Hani böyle evde bir sürü kızlar varken ben oğluma hiç böyle elini bir işe sürdürtmem dememiş. Seni de işin içine dahil etmiş. Helal olsun. Canım annem. Ellerinden öpüyorum. Ben de öyle. Vallahi bugün yaşadığımız örnek bunun en güzel örneklerinden bir tanesi aslında. Özellikle kız çocuklarının çok olduğu, erkek çocukların az olduğu ailelerde erkek çocuklar aman hiçbir şey yapmasın, aman prens gibi büyütülsün, aman o kont, o böyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi Halil İbrahim annesinden el almış, annesinin ellerinden öpüyorum. Ona mutfakta, evde her işi öğretmiş, hatta ablalarıma da Türk kahvesi yaparım dedi. Bundan daha güzel bir örnek yok. Lütfen erkek çocuklarınıza da aynı şekilde ev işlerini yaptırın, mutfakta çalıştırın, gerekiyorsa bakkala gidin, gazete, ekmek ve benzeri şeyler aldırın, evin işlerine dahil edin, kız çocuklarınızla erkek çocuklarınızı ayırmayın. Sonuç böyle muhteşem bir evlat yetiştirmiş olursunuz. Peynirler eğer ezildiyse ve pastırmalar çıtırdadıysa peyniri direkt olarak pastırmanın içerisine alıyorsun. Alıyoruz. Tamam mı? Evet. Bir çatalla altını kısıyorsun ısıyı ve çatalla hafiften eziyorsun. Isıyı 4 ya da 5'e alabilirsin. Tamam. Anlaştık mı? Sonra önünde bir de krema görüyorsun. Bu kremayı da alıp tavanın içerisine atıyorsun. Oo, karıştırıyoruz sonra. Evet. Krema, roquefort ve pastırmayı güzelce karıştırıyorsun. Anlaştık mı? Evet. Harika. 5'e geldik. Harika. Burada çok böyle aşırı derecede kalınlaşmış bir sos istemiyoruz. Krema diye yapışacak bir sos istiyoruz. Anlaştık tamam, mı? Tamam, anlaştık. Hiç ekstra da tuz koymuyorum çünkü pastırma da roquefort da yeterince tuzlu. Sonra arkasından hazırladığım baharat karışımını da direkt olarak içerisine atıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şu an baharatları mı atıyoruz? Evet, baharatları ve birazcık da karabiber. Sonra karabiber. Bunun altını bir numaralı ayara kısıyorum ve burada hafiften kendi haline bırakıyorum. Bu arada fırındakilerin yaklaşık 27 saniyesi varken ben artık bunları fırından alabilirim. Elimi yakmadan eldivenle bunları fırından aldım. Geldim tezgahın üstüne. Alt taraftan parçalayıcının plastik haznesini aldım. Elimi yakmadan fırın kağıdını tutup buradaki bal kabaklarını tamamen fırın kağıdının içerisine transfer ediyorum. Bal fazla yağından kurtaracağım tamam. Birazcık. Fazla yağını istemiyorum çünkü. Oo. Tamam mı? Fazla yağını süzdürdüm. Fırın tepsisinin içerisine ve kağıdın içindeki bal kabakları parçalama haznesinin içerisine transfer ettim. Sonra bir saniye. Parçalayıcının ucunu taktım. Parçalayıcımız da bu. Evet ve hızlıca bal kabaklarını çekmeye başladım. Gördüğün gibi yaklaşık 10 dakikalık kısa bir sürenin içerisinde bal kabakları tamamen püre haline geldi. Gelemedi. Güzelce çekiyorum bunları ve ilk buharını attıktan hemen sonra bunun içerisine bir tane de yumurta kırıyorum. Ama ilk buharını atmadan yaparsam yumurta pişebilir. Bu arada sosum tıkırdamaya başladı mı? Evet. Tıkırdadı mı? Evet, tıkırdıyor. O zaman onun altını kapat lütfen. Şu an onun altını kapat, kenarda dinlensin. Yetişemeyeceğim telaşı vardı. İçim kaynadı benim. Su kaynamadı, ben kaynadım. Ne durumdayız? Biraz yavaşladık ama idare ediyoruz. Yavaşladık mı? Evet. Yok ya, pupa erken gidiyoruz. Çok iyiyiz. Neyimiz var bizim? Hiçbir şeyimiz yok. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz abi. Harika gidiyoruz. Şimdi senden son bir teknik iş yapmanı isteyeceğim. O da içerisine koyacağımız unu ölçeklemek. Tamam mı? Evet. Ne yapıyorsun abi? Ha okey. Tamam. Peki. Şimdi hassas teraziyi alıyorsun. Tamam. Aldım. Onun üstüne bir tane cam kase koyuyorsun. Cam kase. Cam kase. Alt taraftan cam kase alıyorsun. Cam kase koyuyorsun. Cam kasenin bir özgül ağırlığı var. O çıkıyor. Açma kapama düğmesine bir kere basıyorsun ve darasını alıyorsun kasenin. Sonra da 165 gram un döküyorsun içine. Unu nereden alıyorum? Unu da fırının üstünden alıyorsun. Bu tavayı bu arada kapatacağız değil mi? Evet abi. Eyvah, 165 eyvah. Gram un. Neler yaptım burada? Süper. Harika gidiyoruz. 10 numarayız. Sonra... Unu bulamadım. Un. Fırının üstünde duruyor. Sonra unu çeşitlendirmek için içerisine birazcık tuz atıyorum. Kaç gramdı un? 165 gram.
Sonra da birazcık toz sarımsak atıyorum. 165 gram. Evet. Çok ölçülüyüz. Darasını almayı unutma. Aldım sanırım. Un ve tuz ve sarımsağı karıştırıyorum. Sonra buradaki bal kabaklı karışımı olduğu gibi içine döküyorum. Arda abi yavaş. Harika gidiyoruz. Bir çatal aldım ve bunların hepsini güzelce karıştırıyorum. Bal kabağı, un, tuz ve sarımsak. Ne durumdayız? Bu sınıfta kaldık. Neredesin abi söyle. Dara alamadım. Dara alamadın. Anlatıyorum hemen dara almayı. Ya o Samet sana hiç yardım etmiyor mu? Etmiyor. Samet. Eşin izliyor mu? İzliyor. Seviyor mu? Seviyor. Peki yardım etmediğini görünce akşam sana ne diyecek evde? 160 gram mı? 165. 165. Ne diyecek sana? Gram. Sana yazıklar olsun. Niye yardım etmedin? Benim o kadar sevdiğimi biliyorsun. Demeyecek mi? Kızar. Kızar. Ama sen hala yardım etmiyorsun. Şimdi Samet'i birkaç tane aşamadan geçireceğim ben. Bir kere önce bir yazılı sınava alacağım. Neden konuk ayırt ediyorsun? Bazı konuklara çok yardım ediyorsun, bazılarına etmiyorsun. Tamam, 165 gramı buldum. Bu unu ne yapıyorum? Bunun içerisine tuz koyacaksın, toz sarımsak koyacaksın azıcık. Tamam mı? Tamam. Buna bu kadar yeter gibi. Tuz ve toz sarımsak. Toz sarımsağımız nerede? O da fırının üstünde, hemen ön taraflarda duruyor. Sonra ikisini karıştıracaksın bal kabağıyla beraber. Bu kimyon mu ya? Toz sarımsak böyle sarımsak gibi, toz sarımsak gibi gözüküyor. Sonra bir çırpma teliyle unla karıştırıp güzelce çırpacaksın. Toz sarımsağımızı da ekledikten sonra... Harikasın gerçekten, yani seninle gurur duyuyorum, olağanüstü ya. Bundan ederim. Daha iyisini düşünemiyorum. Samet'i ben bir göremedim. Yani çok kısa zamanlarda gördüm. Mesela sarımsak tozu bu mu göz attı bana. Hah dedim, doğru o zaman. Halbuki değilmiş. Şimdi benim anlamadığım şey şu. O baharatları böyle hafif tütsülerken çıkan kokudan baharatların bütün kokularını ayırt etti. Peki sarımsağı zencefille nasıl karıştırdı? Çünkü sarımsak çok belirgin bir kokusu olan baharat. Onu anlayamadım. Sarımsak rengi bir şey göremedim orada. Şartlamışım ben beynimi, bu sarımsaktır diye. Yani ona yakıştırmışım. Bundan sonra ne yapıyorduk? Ben orayı kaçırdım Arda Bey. Abi un, toz sarımsak, tuz. Onları karıştırıyorsun. Sonra bal kabağını olduğu gibi içine döküyorsun. Bal kabağı püresini. Okey. Tamam. Sonra hepsini beraber karıştırıyorsun iyice. Arkasından bir tane sıkma poşeti alıyorsun. Sıkma poşetinin üzerine içindeki gördüğün, önünde gördüğün duy takımından en büyük boy yivsiz duy takıyorsun. Yivsiz. Evet. Biz yivi seviyoruz ama. Abi yivli olunca çok tırtıklı oluyor. Yivsiz olursa görüntüsü çok güzel oluyor. Tamam mıyız? Tamamız. Harika. Sonra bu şimdi biraz sıvı ve cıvık kıvamda, tamam mı? Hafif sıvı ve cıvık kıvamda. Ne yapıyorsun abi? Yeni bir şey icat etmeye çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Lezzetli olması için. Hayır, ne yaptığını bana söyle. Şu anda blenderımızda her şeyi karıştırdım. Un? Unu koydum, karıştırdım. Abi onu, neyse peki. Yanlış tamam. Bir şey mi yaptım? Tamam, bir şeyler yaptın ama ben şey yapamadım. Evet. Anlatır mısın ne yaptığını? Şimdi kağıdı poşetimizin içerisine karışımımızı dökmeye çalışacağız. Evet, yivi taktın mı içine? Yivi içine takmadım. Duy takımından en evet. Büyük boy... En büyük boy yivsiz. En büyük boy yuvarlak. Sonra sıkma poşetinin içine al her şeyi. İyice uç kısma kadar getir. Ne durumdayız? Evet evet. Bence 10 numara çok gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Harikayız. Abi çok şimdi, başarılıyız. Şimdi su kaynadı mı? Hayır Arda abi, kaynamadı suyum ya. Abi suyun altı 4'te açık çünkü. Aa, bak ben yapmışım. Şimdi 9'a getiriyorum. O zaman diğeri yanmak üzere. Bu yandı. Eyvah. Bunu eyvah. Hemen kenara aldık. Bunu hemen kenara aldık. Şöyle bir karıştırdık. Böyle duruyor. Gördüğün gibi misafirlerime yardımda da asla tereddüt etmem. Geri durmaz. Şimdi senden şöyle bir şey yapmanı rica ediyorum. Evet. Suyu kaynadığını varsayıyoruz artık. Sen o işleri yapana kadar o su kaynar. İnşallah. Suyun üstündeki ipi bir parmağına zeytinyağı dök ve hafifçe yağla. Tamam. 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 Arkasından da bu hazırladığın hamur karışımının ucunu bir makasla kes. Duyu ön tarafa kadar çıkart.
Şimdi bak bu hamur çok ıslak bir hamur. Ama böyle olması bizim işimize gelecek. İpi kullanarak hamurdan kesikler at. Ha çok güzel. Anladın? Çok sevdim ama o aşamaya henüz gelemedim. Su da kaynıyor. Hamur da bu kaynar suyun içinde birbirine yapışmıyor. Nasıl teknik? Çok güzel bir teknik. Yapabilirsem daha güzel bir teknik olacak. Yaptın mı peki? Şu anda biz karışımımızla ilgileniyoruz. Biz harika. Birbirimizi çok sevdiğimiz için bu karışımla. Harika. Daha çok vakit geçirelim diye. Evet. Karışımla yani haşır neşiriz. Harika. Harika. Şimdi ben karışımla olan kısmı direkt olarak kaynar suyun içine attım ve şöyle hafifçe bir süzgeçle hafifçe karıştırdım. Son derece doğal bal kabaklı gnocchiler var ve suyun içinde kaynıyorlar. Tekrardan kremalı olan sosumun altını azıcık yaktım. Bir numaralı ayarda sadece bir parçacık canlandıracağım. Ne durumdayız? İyiyiz. İyiyiz değil mi? İyiyiz. Şimdi bal kabaklı olan kısmı yaptın mı? Henüz yapamadım. Peki neredesin bana anlat. Karışım poşetin içerisinde suyun kaynamasını bekliyorum. Çok güzel. Sonrasında da artık ufak ufak kesip ucunu içine yerleştireceğiz. Evet, içine nasıl dökeceğini anladın mı? Ne kadar büyüklükte koyacağız? İp yardımıyla yapacağız. Parmak ucu kadar ip evet. Yardımıyla. Evet, parmak ucu kadar ipi kullanarak böyle çıt çıt kesikler atacaksın. Ya ufaktan tüyolar alınca yanlış yapıyorsun falan gibisinden o beni bir daha attı. Su kaynamadı, koysam olur mu? Risk. Evet, bence de risk. Ama ne durumda su? Hiç mi ısınmadı mı? Kaynamadı Isındı, mı? Isındı, biraz ısındı. Ben Samet, çünkü... Samet'e bir sorar mısın? Samet'cim neden yardım etmiyorsun? Birazdan kaynayacakmış Arda Bey. Ama Samet mi yavaşlatıyor? O mu kıstı altını? O mu kıstı altını? Evet, bence bir komple yaptı bana. Ben? Biraz daha fazla çekebilmek için bu ha. Benim beceriksizliğimi... Büyük ihtimal onun altını bir sen kıstın. Bir şey söyleyeceğim. Kıstın. Son derece güzel ve başarılı bir vaziyette gidiyorsun. Ben çok şimdi ilk partiyi pişirdim. Sosun içerisine transfer ediyorum. İkinci parti için seni bekliyorum. Tamam. Birlikte yapalım. İkinci partide buluşuyoruz. Ama bu suyun kaynaması lazım ya. Kaynamadı. Abi bir şey söyleyeceğim. Var. Şimdi bana inanıyor musun? İnanıyorum. Bana güveniyor musun? Güveniyorum. Mutfakta ben hep şunu savunuyorum. Bazı ekipmanlar, bazı ürünler senin patron olduğunu duymak isterler. Yani eğer sen o tencerenin içindeki suya birazcık maçoluk yaparsan, birazcık kardeşim. Rol kesersen... Bir acon şimdi, kesmen lazım. Diyeceksin ki bana bak. Bak ya kaynayacaksın. Bana ya, bak ya kaynayacaksın. Ya da bu mutfağı terk edeceksin. Delirdiğini düşünmüyorum. Tamamen bizim kafada ve sanatsal bir şekilde. O da yemeğini sanatsal bir şekilde yaptığı için her psikolojiye hitap ediyor. Ve suyla gerçekten konuştuk. Suyla konuştuk. Şimdi herkes bir kere artık bunu öğrenecek. Ama mutfakta patron kim öğrenecek? Tencere de öğrenecek, su da öğrenecek. Bak sen de öğreneceksin. Patron kim? Mutfakta şef kimse patron odur. Tencere de bilecek, su da bilecek, kepçe de bilecek, fırın da bilecek kardeşim. Öyle olmaz. Bak. Bilader. Aklını başına al. Hı. Tamam mı? Böyle alttan yalandan tıkır tıkır bizi kesmez. Güldür güldür kaynayacağım. Evet. Ya kaynayacağım ya ben... Senin yerini değiştireceğim. Bak. Bunu sen istedin. Bunu sen istedin. Eğer 2 dakika içinde kaynamazsan seni alacağım buradan atacağım. Bir daha da bu mahalleye seni sokmayacağım. Sokmayacağız. O yüzden aklını başına al. Al. Bir düşün. Bak şimdi nasıl kaynayacak. Yani tahmin ediyorum böyle suya karşı olan tavrımızdan böyle hafif racon kesermiş gibi bir durumumuz var. Lütfen evde denemeyiniz. Buna 60 saniye ver. 60 saniye verdim. Ver bakalım ne oluyor bak. İpi güzel bağlamışım ama değil mi? İpi çok güzel bağlamışsın. Tebrik ediyorum seni. İp bağlamak da üstüme yoktur. Kaynamak üzere bu. Yani işe yarıyor geçiyorum? Mu? Yaradı. Vallahi mi? Ya çünkü sahibinin sesini duyması ya gerekiyormuş. Işte burada patron kim? Arda Bey. Evet. Hemen onun sesini duyunca kaynamaya evet, başladı. O zaman abi yavaş yavaş içine sıkabiliriz. Hazır mısın? Hazırım. Kestin mi ucunu? İpi kullanarak suyun içine böyle küçük küçük parçalar... Yani ne kadar küçük biliyor musun? Çocukken misket oynar mıydın? Evet. O böyle hani bir küçük misketler vardır. Evet. Bir de böyle kafçıklar vardır büyük. Evet. Kafçık boyutunda. Tamam. Pıt pıt içine pıtlatıyorsun.
Suyumuza harika. Kaynasaydı daha güzel pıtlatacaktık ama. Evet. En son olarak da bunun içerisine birazcık taze kekik atacağım. Oo. Oo ne? Ya çok iyi yapıyorum ondan diyorum. Helal olsun. Yani yaptığım i̇şte, şeye hayran kaldığım için yani. İşte işte aradığımız özgüven burada. Benimki bitmek üzere. Bu yeterli bence. Kevgiri bulamadım Arda Bey. Kevgir fırındaki rafın ilk ya da ikinci gözünde. Güzelce her şey suyun üstüne çıktığı anda artık işimiz tamamdır. Bunları sudan alıyorum. Azıcık pişirme suyunu da sosa katarsan ne yapar? Lezzet katar değil çok mi? Çok güzel olur. Annem devamlı yapıyor onu. Harika işte. Bak annen yılların tecrübesi bize de anneler el verdiği için biz de artık onlardan öğrendiklerimizi yapıyoruz. Yani makarna suyuyla çorba yapmışlığımız var. Oo, çok ne güzel, de güzel lezzet olur. Veriyor. Efendim? Tabii çok güzel lezzetli oluyor. Harika. Şimdi sosun içine aldım hepsini. Şöyle güzelce bir tur karıştırdım. Artık yemeğimiz bitti sayılır. Seninki de bitti mi? Yok yok ben biraz dinlendirmeye bıraktım. Nasıl neyi? Bilmiyorum ki. Ah ya peki. Suyundan biraz sosuna. Heh. Kaynadı değil mi ama şeyler? Yani evet. Gnocchiler pişti. Evet evet kaynıyor. Harika. Şimdi taze kekikleri de aldım. Taze kekikleri nerede olduğunu taze göremedim. Taze kekikler önünde duruyor. Aldım içerisine şöyle bir serpiştirdim. Şöyle güzelce bir karıştırdım. Şu. Artık tabaklamaya geçebiliriz. Hazır mıyız tabaklamak hazır için? Hazır değiliz efendim. Neredeyiz? Neyimiz eksik? Şu an süzmek üzereyim. Abi kevgirle al içinden direkt olarak sosun içine. Evet. Sosla da karıştır. Ondan sonra da servis. Evet. Harika. Servis tabağına alıyorsun. Bence ve yeter o. Güzel bir kaşıkla gnocchilerini tam böyle tabağın ortasına şöyle yerleştiriyorsun. Şaheser yaptım. Şaheser. Çok güzel değil mi? Nasıl? Beğendin mi çok yaptığını? Çok güzel. Harika. Ama şey bir saniye ben kekiklerimi koymayı unuttum kekikleri buna. Kekikleri de koy azıcık içine. Doğramalı mıyım bu kekikleri? Yok elinle koparmalısın. Tamam. Hop. Çok iyi gidiyoruz. Hafif otlu da bırakırız yani bu lezzet katar. Yani. Niye? Ha? Kekikleri hafif otlu bırakabiliriz diyorum. Tabii tabii. Saplı lezzet bırakma katar. Da. Sosundan da koydum. Sosundan da koydum. Müthiş. O da lezzet verdi. Müthiş. İçerisine sevgimi de koydum. Harika. Daha ne isterim ben ya. İşlem yani. Budur işte yani. Hop. En evet. Son olarak da önünde bir tane yeşil yağ görüyorsun. Yeşil yağ. Evet. Onu bir çalkalayıp şöyle üstüne azıcık gezdir yeşil yağı. Tamam. Önce servis tabağını almam lazım. Servis tabağımız nerede? Servis tabağı ön taraftaki bankoda duruyor. Durmuyor göremedim. Mu? Göremedim. Abi programa başladığımız yer var ya. Evet. Orada duruyor. İşte bu. Harika. Son olarak da üstüne birazcık daha kekik attık mı benim servise hazırım ben. Ben de hazırım. Harikasın. Ben geri kalır mıyım? Bravo. Geri i̇şte kalır bu. Mıyım yani? Çıkıyor muyuz servise? Biraz sonra. 3 ben saniye hazırım. Sonra. Ortalığımızı toparladıktan o zaman sonra. 3, 2, 1.75, evet. 1.5, 1.25, 1, servis. Nefis. Şeyleri acımamışsın ama pastırmalara. İri bırakmışsın biraz. Evet yani çok ölsün istemedim. Onun lezzeti güzel oluyor ya. Olağanüstü. Yani, çok güzel. Evet. Bir şey söyleyeceğim ama tamam yani genel olarak. Yakınız da tamam. Tabii ki öyle bir profesyonel değil. Yok yok hayır. Bak şöyle eksik olanı ben şimdi gördüm. Şunu. Ha bu unuttum ben onu. Bak bak tamam işte şu anda ne hiç eksiği var hiçbir eksiği yok. Aynıyız birebir bence aynı. De müthiş yani. Bakayım. 10 numara. Ben sen... pişmesinden sadece çok emin değilim ama üstten pişenleri aldım. Yok ben şeyi görüyorum. Sen mesela böyle hani çok kardeşli geniş bir ailede olduğundan dolayı cömert bir tabak yapmışsın. Cömert bir tabak benimki yaptım. Böyle bir kişilik böyle. Evet bir de ekibimiz de büyük ya o yüzden. Ha. O çok daha profesyonel yapıyor. Hani biz hani şey vardır ya hani gelen olur abi. Yani çok yapalım da. Elimiz aza gitmiyor yani. Anadolu insanı böyledir. Sen cömert değil misin? Anadolu insanı değil misin? Çok şeyler söylüyorsun. Valla bana yıllardır eşimin dostumun söylediği hep şey ya ne kadar elim bol ne kadar elim bol. Benim de elim bol. Ben cömert değil miyim yani? Abi sakın inanma bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Bir o zaman değişelim. Tamam değişelim. Ve tadına bakalım. Ha böyle mi değişelim? Tabii tabii böyle değişelim ve tadına yaptığım bakalım. Yaptığım tabağı görüyorsunuz. Evet yani... ay işte şefim bir anlat.
Ne yaptık biz buna? Önce karışımımızı güzel bir şekilde yaptık. Pastırmalarımızı küçük küçük doğradık. Siz biraz büyük bırakmışsınız onları. Biraz iri yaptım ben. Evet, yani daha sonra işte güzel bir sos yaptık. Sosun içerisine biraz sudan da koyduk. O da güzel lezzet katıyor. Evet, evet. Sonrasında kekiklerimiz falan herhalde oldu. Evet, çok güzel de anlattın. Artık ben tadına bakmak için heyecan içindeyim. Ben de. Bence buradan bakın, buyurun. Yok yok, herkes önünden yesin. Ben daha iyi yaptığım gibi geliyor. Buyurun buradan bence, bakalım. Evet, ona da bakacağım ben. Tamam. Arda Bey'in enerjisi çok güzel çünkü. Kendinizi ona bıraktığınız zaman ya başka bir boyuta geçiyor. Yani hiç bitmesin istedim. Başladık ve yani çok hızlı bir zaman geçti benim için. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Yani Ali İbrahim'le böyle bir eğlenceli bir saat geçirmek benim de uzun zamandır aslında böyle hayalini kurduğum bir Arda ile omuz omuzaydı. Tam tahmin ettiğim gibi geçti. Evet şefim, ben başlıyorum. Buyurun efendim. Tavsiye ettiğin bir yeme metodu var mı? Yani şöyle sosuna da biraz ve sarımşeyden hani pastırmalarından filan alıp. Şimdi bak. Nasıl tadı? Müthiş. Peki bir şey söyleyeceğim. Bak. Elini vicdanına koy. Bir de şunun tadına bak. Hiç öyle, hiç öyle değil, hiç öyle değil. Gel gel. Gel gel. Hiç öyle değil, gel. Hemen ona bakalım. Ya. Annenin ismi neydi? Hülya. Hülya Hanım. Bak, oğlumuzun el lezzetine ben kefilim. Sen ne diyorsun? Farkı var mı? Gayet güzel, aynı. Ya. Tek eksiğimiz, tek farklı noktamız sarımsak. Ama lezzeti aynıydı yani, aynı. Aynı ailedenlerdi. Ben sana ne dedim? Biz bu işi yaparız demedim mi? Kıvam, lezzet, güzel. Dediğim gibi sen sadece cömert ve böyle dolu dolu bir tabak yapmışsın. Bizimki restorancı işte böyle hani porsiyonu ufak tut, hesaba yaz hesabı. Tabii ben biraz bol keseden, her zaman cömert olduğum için orada da onu kullandım. Ama gerçekten çok yakın lezzet, çok aynı. Değil mi? Evet, gerçekten öyle. Çok iyi yapmış mısın? Yapmışım ama not sizde tabii. Estağfurullah, çok güzel yapmışsın, eline koluna sağlık. Eyvallah. Beğendin mi tarifi? Çok güzel. Değil mi? Bunu yapacağım. Yapabilirsin. Yaparım. Bence aileyi topla. Evet. Bir gün, hı-hı, böyle oldukları bir gün. Çünkü hamur çoğaltabilirsin, hı-hı, de. Yap mutlan ve bana bir fotoğraf çek, selfie tamam. At, beni de etiketle. Tamam, mutlaka. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman bütün aileye buradan önce selam gönderiyorum. İyi vakit geçirdin mi? Keyif çok aldın mı? Çok güzeldi, çok heyecanlıydı. Nasıl başladı bitti inanın bilmiyorum yani. Bu koşturma güzeldi. Güzel de bir şey çıkardık ortaya. Güzel bir anımız oldu. Eyvallah, eline koluna sağlık. Seni çok burada ağırladığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Efendim biz Ali İbrahim Ceyhan'la beraber size çok güzel ve eğlenceli bir saat geçirtmeye çalıştık. Umarım bizim eğlendiğimiz kadar siz de eğlenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta bir başka misafirimle yine güzel bir saat vaat ediyorum size. Haftaya görüşünceye dek bizden size hoşçakalın. Hoşçakalın. Burası çok keyifli bir ortam. Ekranda izlediğiniz Arda Türkmen enerjisi neyse burada onun 10 katını görüyorsunuz. Zamanın nasıl geçtiğini asla anlamıyorsunuz ve gerçekten çok iyi dinlerseniz çok iyi gidecek.